Merhabalar. Yeni bir Şehir Hepimizin programında beraberiz. Ulaş Sanat'a konuğum. Çok teşekkür ediyorum Ulaş. Bu sıcak havada bizlerle berabersin. Ayrıca bir minik konuğumuz daha var. O da bizimle beraber. Ulaş'ı aslında epey bir zamandır programımızda ağırlamak istiyorduk. Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Kendisi de göç alanında oldukça yoğun çalışan ve oradaki merkezin müdürlüğünü yürüten bir arkadaşım. Suriyelilerle ilgili çalışıyor ve Suriyeli mültecilerin kente uyumu başlığını koyduk bu programa, ama belki mülteciler mevzusundan başlayabiliriz. Çünkü bildiğiniz üzere aslında Türkiye mültecilik konusunu kabul etmiyor, geçici koruma statüsünde, ama birçok akademisyen gibi aslında bizler de mülteci demeyi tercih ediyoruz. Evet. Belki buradan başlayalım, sonrasında da araştırmalarını dinleyeceğiz Ulaş'ın. Evet, yani ben özellikle mülteciler demekten yanayım. Fiili bir mültecilikten bahsediyoruz. Bir mülteci oluş var ve Suriyeliler de bunu yaşıyor. Türkiye'de sadece Suriyeliler yok, ama işte diğer uluslararası koruma altında olanları da dahil ettiğimizde aslında önemli bir nüfus Türkiye'de bu statüde yaşıyor. Yani hukuksal statüyle sosyal statü arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama hukuksal statü mülteci değilse bu kişiler mülteci değildir demek doğru gelmiyor. Yani fiilen kişiler hukuki olarak mülteci olmasalar da fiilen mültecilik statüsündeler. Çünkü yani tanım gereği aslında mülteciler ama hukuksal olarak var olan durumda geçici koruma statüsü şu an. Evet, geçici koruma statüsü. Bu son yıllarda giderek artan bir statü. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan bir statü. Çünkü mültecilik aslında her zaman iki boyutu içerirdi. Bir korumayı içerir, bir de üye olma. Yani gelinen ülkede yavaş yavaş üyeliğe, vatandaşlığa geçiş süreci, hakların arttırılması. Bu anlamda yeni dönemde, son dönemlerde bu iki kısım birbirinden ayrılarak korumayı böyle biraz daha geçici kılarak aslında bir çeşit mülteciliğe dair yapılan girişimler biraz geriye gitti aslında. Geriye doğru bir adım olsun. Evet, aslında dünya ölçeğinde bu böyle. Şimdi Türkiye'de de geçici koruma statüsüne baktığımızda aslında bu kadar da haklar anlamında, servis hizmetler anlamında sıkıntılar yok aslında belli anlamlarda. Çünkü yeni haklar veriliyor. Ama toplamda adına mülteci diyemiyoruz. Evet. Yani biliyorsunuz 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde coğrafi çekinceye hala sahip olan Türkiye bir türlü Avrupa dışından gelenlere mülteci demiyor. Ve uluslararası koruma altında kalıyorlar. Bu da bize biraz sosyal bilimcileri zorlayan bir durum. ama biz dediğim gibi yani hukukçuların birçoğu hala geçici koruma, uluslararası koruma, bu başka, bunlar da önemli. Hani bu şekilde ayrımlar önemli, ama genel olarak durumu değerlendirdiğimizde mülteci yelpazesi altında değerlendirmek. Ve yani tam da aslında tanımın karşılığını bulduğu bir durum Suriyelilerin durumu. Aslında. Savaştan, iç savaştan kaçarak gelinen ve bir komşu ülkede. Peki şöyle bir şey, aslında dediğim gibi gerçekten de epey bir zamandır seni davet etmek istiyorduk. Son dönemde bir haber, eğitim şart projesi çerçevesinde tekrar Ulaş'ı bu vesileyle de çağırmış, hem de diğer araştırmalarını da dinlemiş olalım dedim. Bir çağrı merkezi projesi başladı anladığım kadarıyla, öğrenebildiğim kadarıyla. Biraz bize anlatabilir misin, bu çağrı merkezi nedir, eğitim şart, evet eğitim merkezi için şart ama Suriyelilerle ilgili durum nedir? Evet, yani proje şu minvalde, eğitim şart projesi yüksek eğitime erişim bağlamında çalışmaya karar verdiğimiz bir projeydi. Yani Suriyelilerin yüksek eğitime dahil oluşlarını nasıl kolaylaştırabiliriz? Gerçi bu başlık bir anda oldukça tepki de topladı. Hani ilgi topladığı gibi tepki de toplayan bir başlık. Aslında şeyi de söylemem lazım. Yani ben programın başlığını koyarken bile şeyde duraksadım. Hani acaba genel olarak mülteciler mi koysak? Çünkü her tür bir başlıktaki tercih hem yani dinlemeyi bile, ön yargıları önce bir kırmak gerekiyor ki seni dinlemeleri gerekiyor. Hani burada da senin söylediğin gibi hani bir yandan çok olumlu diye düşündüğümüz bir proje çok daha farklı gözlerle ya da farklı kulaklarla dinlenebiliyor. Anladığım kadarıyla böyle bir tepki de olmuş. Evet. Yani şimdi hani
bizim vatandaşlarımız üniversite kapılarında zorlanırken hani siz nasıl olur da Suriyelilerin üniversiteye girişlerini kolaylaştırıcı bir adım atmaya çalışırsınız? Hani bize çağrı merkezi yok, onlara mı var, var. Gibi bir şey. Şimdi hani bir tarafıyla takdir görüyor tabii yaptığımız işler ama hani bu tepki işte birazcık hani tam durumu anlayamamaktan. O yüzden biraz daha belki hani genel resmi bir daha koyalım ortaya. Evet, hani evet. Suriyeliler bağlamında. Çünkü Suriyeliler tabii ki çok önemli. Şu anda 3,5 milyonun üstünde kayıtlı Suriyeli var Türkiye'de. Bu sayı Türkiye nüfusunun %4'ünün üstünde. 4,5 falan tekabül ediyor. Ve bazı şehirlerde %20'lere çıkıyor sınır şehirlerinde. Ama giderek Suriyeliler sınırda değil, kamplarda değil ki kamplarda artık çok az kaldı. Çok yani en son 7'lere düştü diye biliyorum. Önce %10 gibiydi, şimdi %7'ler civarı. Ve insanlar tabii ki 7 yılı geçti biliyorsunuz. 2011 baharıyla başladığını düşünürsek hani mülteci akınının. Şu anda 7 yılı bitirdi, 8. yıla giriyoruz. Ve insanlar artık burada yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar. Ben şey diyorum, bir araştırmada öyle demiştim. Yani sınırda olmak birazcık, nasıl diyelim, biraz daha stabil durumu korumak. Yani hem orada bir yaşam kurmaya başlıyorlar ama gene de hani Suriye ile ilişkileri bir nevi sürdürmeye çalışıyorlar. Yani geçicilik daha var. Oraya geri dönme ihtimali var. Ama son dönemde görüyoruz ki sayılar da onu gösteriyor. Şu anda İstanbul'da örneğin 500 binin üstünde ve en çok Suriyeli mülteci barındıran şehir İstanbul. Yani İstanbul'un ardından gelen şehirlere baktığımızda tabii sınır iller geliyor. Antep, Hatay, Urfa gibi. Ama Bursa, Kayseri gibi büyük illerde, İzmir, hani yavaş yavaş ciddi oranlarda Suriyeli barındırmaya başladı. Yani insanlar artık burada... Bazıları mesela mülteci değil de sığınmacı diyelim diyorlar. Evet. Şimdi ben mesela buna da biraz karşıyım. Çünkü hani sığınmacılık da ilk adımda olan bir şey aslında. Yani artık... Bir çatışma anında kaçarak ya da bir felaketten kaçarak doğal afet de olabilir. Evet. Sığınma şeyi. Evet ama artık hani insanlar yaşama, devam etme motivasyonundalar. Yani yaşamı sürdürme, yeniden kurma... bu zaman dönemlerine gelmiş durumdalar. Artık yani mültecilerin bunu yapabilmeleri için de yani iş hayatına, eğitime çok ciddi ihtiyaçları var. Bu arada işte yavaş yavaş Türkiye'de ilk başlarda olan o Murat Erdoğan mesela toplumsal kabul diyordu buna. Evet. Yani kabul çok yüksekti. Çünkü bir geçicilik, misafirlik üzerinden kuruldu hep bu konu. Fakat giderek böyle olmadığı anlaşıldıkça tepkiler giderek arttı. Yani ilk başlarda da vardı ama giderek artıyor ve her kesimden bir tepki var. Yani hani mesela dünya örneklerine baktığımızda eğitimliler, profesyoneller ya da hani göçle haşır neşir olmuş insanlar hani bir çeşit böyle bir duruma karşı pozitif bakarken Türkiye'de bunu göremiyoruz. Evet. Bizim kutuplaşma araştırmamızın bulgularından bir tanesiydi bu. Hani birçok açıdan kutuplaşan Türkiye'de neredeyse tek ortak ya da işte dış politikanın yanı sıra tek ortak nokta Suriyelilere karşı ön yargı ya da negatif tutum diyebileceğimiz bir şeydi. Ve bunu ne kadar konuşsak yetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bunda bir yüzleşmemiz gerekiyor. Yani toleranssızlık, farklılıklara olan mesafe Türkiye'de ne yazık ki var olan bir şey. Hele şu anda bu tam da belirttiğimiz sebepten 3,5 milyon gibi bir nüfusa karşı çok daha güç olabiliyor. Evet. Yani bir çeşit günah keçisi. Her kesim onları bir günah keçisi ilan etmiş durumda. Ve hani biraz da ekonomik olarak da sıkıntılı yaşantıya geçtiğimiz bu dönemde giderek de artacağını maalesef yani tahayyülümüz bu yönde. Şimdi buna karşı bence hani ciddi bir hani politikada da sıkıntı var. Çünkü çok fazla açık bir politika uygulanmıyor. Evet. Hani mülteci politikası, göç politikası ne kadar transparan olursa, herkesle ne kadar açık bir şekilde paylaşılırsa o kadar aslında mevzuyu herkes görebilir. Evet. Yani tüm vatandaşlar. Şimdi
Suriyelilerin durumunda, yani ki bütün mülteciliklerde dünyada eğitime dahil olmak ya da istihdama dahil olmak kolay olan bir şey kolay olan bir şey değil. Çünkü yepyeni bir ülke, yepyeni bir dille karşılaşıyorlar en önemlisi. Yepyeni bir sistem, çünkü Türkiye'deki eğitim sistemi ciddi öyle hemen içerleyen bir sistem değil. Zaten biliyoruz sıkıntılarını hani Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri. Hani bunun içerleyici bir eğitim olması, bunun biraz daha çok dilli bir eğitim olması, kapsayıcı bir hale gelmesi için çok yol alması gerekiyor. Yani aslında bu bir katkıdır. Yani eğitim sistemine de bir katkı olacak. Fakat onların oraya dahil olmalarının bir farklı avantajı daha var. Çünkü eğer böyle giderse, yani onları bir şekilde hep dışlayarak başka bir yere itmeye çalışırsa toplum, ileride çok daha büyük sıkıntılar çıkacak. Biz mesela bu projede, eğitim şart projesinde... Biraz anlatayım size projeyi. Çünkü yani o bence projenin kendisi de hakikaten çok değerli ve şöyle bir şey de söylemek lazım. Bu konuları konuştuğumuzda her zaman şeyin farkında olarak, yani tabii ki 3,5 milyon çok büyük bir nüfus. Hangi ülke böyle bir nüfusla karşılaşsaydı, hani bunun sorunları, getirdiği problemlerin olacağını, bunları konuşuyor olmak, bunları yok saymak değil, aksine bunları ciddiye aldığımız ve bunların gerçekten daha iyi dönüşmesinin, toplumun da daha iyi bir yere evrilmesini sağlayacağı için konuşuyoruz. Yani burada şeyi bana çok kıymetli geliyor o yüzden. Yani buradaki bir örnek model başka ülkeler için de bir örnek taşıyabilir. Nasıl biz oradan öğrenmeye çalışıyorsak, oradan da buradan gelişen örnekler de, çünkü gerçekten bir deneyimin içinden geçiyor Türkiye, başka yerlere taşınabilir. Evet, hatta yani bence Türkiye bu deneyimiyle bir milat oluşturacak. Yani çünkü böyle bir örnek bence yok yani. Çok önemli bir iş yapıldı ama sadece kapıları açıp almak değildi. Devamında yapılan sadece özverili iyi örnekler de değil bence. Tabii. Yani daha genelde pozitif bir yola girmemiz lazım ama çok iyi, ilginç örnekler bize ilerisi için de çok ilginç mesajlar veriyor. Yani bu anlamda da araştırmaları da uygulamaları da yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin yaptığı iş, aldığı sorumluluk çok yüksek. Bunu hem dış siyasetinde hem iç siyasetinde çok uygun zeminlerde yürütebilir. Ki yürütüyor belli anlamda. Dışta daha çok yürütüyor. İç politikayı biraz daha sağlam tutmalı diye düşünüyorum. Yani bu yaşadığımız örnek bence çok ilerisi içinde birçok ülkeye örnek olacak bir zeminde. Bir de yani dünyanın gidişatında bu insan hareketliliğinin azalmasını değil, muhtemelen daha da artması. Yani çevre de dahil olmak üzere birçok sebepten kaynaklanan göçlerin ve göç akımlarının olacağı bir dünyadayız. Evet. Ve bütün dünyada aslında bir sınavdan geçiyor bütün bu süreçte gördüğümüz üzere. Peki o zaman biraz detaylar projeyi biraz şart projesini. Şimdi İnsani Gelişme Vakfı İNGEV'le yürüttüğümüz bir projeydi. Avrupa Komisyonu'ndan destek aldı. Birçok farklı ülkenin özellikle Umut Hops Marat projesi fonuydu bu. Buradan bir fon aldık. Biz Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi, BOMUS olarak burada çağrı merkezinin içeriğini hazırladık. Yani Suriyeli bir lise öğrencisi ya da lise mezunu ya da yarıda bırakmış, üniversiteyi yarıda bırakmış bir öğrencinin Türkiye'de yeniden yüksek eğitime dahil olması durumunda nelere ihtiyaç olabileceklerini döktük. Bütün hani o ihtiyaçlara bir soru gibi yaklaştık ve o soruları cevaplandırmaya çalıştık. Kolay bir iş değildi, biz bile zorlandık. ve hani buradan oluşturduğumuz içerikler skriplere dönüştü ve çağrı merkezi metinleri oluştu. Çağrı merkezi İNGEV Vakfı'nda kuruldu, yeri karşıda. İki tane Suriyeli istihdamı oldu orada, çalışmaya başladı. Umarım da bu proje sürdürülebilir olacak. Yani şimdi belli bir süreli bir projeydi ama hani devamı gelecek umuyorum. Birçok çağrı almaya başladı çağrı merkezi. Amaç işte gelen Suriyelilerin sorularına cevap bulmak ya da onlara yol göstermek. Hani. Evet, yani yüksek eğitimde şu anda Suriyeli sayısı oldukça düşük. Evet. Bir dönem yani mesela vakıf üniversitelerinde var, bazı yerlerde Suriyeli öğrenciler var. Mesela orta üst sınıf Suriyeliler veya
şeyden önce, savaştan önce gelmiş Suriyeliler de var. Ama Suriyeli mülteci olarak gelmiş ve yeniden yüksek eğitime dahil olma çabasını göstermek hiç kolay bir şey değil. Buna biraz destek olunması gerekiyor. Hatta hani bizim erkek kadında da yaptığımız bazı şeyler, yani kadına pozitif ayrımcılık yapmak gibi bir şey. Birazcık hani ona, onun elinden tutup yönlendirmeye çalışmak önemli. Eğitim anlamında çok önem veriyorum bu şeye. Sadece hani yüksek eğitim değil ama yüksek eğitimden çıkanlar rol model olacaktır Türkiye için. Yani Suriyeli'nin bu hani günah keçisi olduğu gibi basma kalıp bir tipolojisi de var. Tip yaratılıyor şu anda kafalarda. Ama farklı örnekler var. Suriyeliler tek bir tip değiller. Yani Türkiye'lilerle hep aynı örnekler. Evet. Nasıl Türkiye'yi tek bir şekilde sembolize etmek mümkün değilse Suriyelileri de ve Suriye'den gelenleri de. Aslında eğitim alanı senin çalıştığın bir alan ve tabii ki kente uyum dediğimizde en önemli alanlardan bir tanesi bu. Şu ana kadar hani yaptığın araştırmalar eğitime dair neydi? Buradaki temel bulgular paylaşmak istediğin? Biraz onu konuşalım, bir de istihdamı sonra konuşacağız. Çünkü herhalde o da kente uyumun en önemli ayaklarından. Evet. Şimdi eğitim, Suriyelilerin eğitimi biliyorsunuz ilk başta ya daha çok kamplarda kaldıkları için kamplarda bir geçici eğitim merkezleri oluştu. Sadece kamplarda değil ama sonra yavaş yavaş şehre de yayıldı. Kamplardakilerden birkaç tane örnek gezdim ben kamplara gittiğimde. Kamplara girer çantalar. İnsanlardan, insanlardan sayılırım. Antep ve Kilis'te birkaç kamp gördüm. Ve gerçekten eğitim kurumlarını, yani oradaki okulları anaokulundan liseye kadar çok böyle dizaynı da çok iyi. Hani hep şey diyorlar ya, kamplar hani iyi. Gerçekten iyi. Evet, gerçekten iyi. Yani hani fiziksel olarak, fiziksel imkanlar olarak gayet yüksekti. Ama maalesef fark ettiğim şey, kampta okula giden pek de kimse yoktu. Kampta, sokakta bile kimse yoktu. Çünkü yavaş yavaş boşalıyordu. Kampta yaşam ve okul ihtiyacı öyle bir ihtiyaç değil. Mesela Türkçe ihtiyacı yok kampta. Çünkü herkes etrafınızda Arapça konuşuyor. Ve burada benim hani bunu radikal olarak görüşüm, kente geldiğinde ve ben de kente gittiğimde aslında Suriyelilerin eğitim ihtiyacının giderek arttığını fark ediyorum. Yani kente uyum dediğimiz noktada aslında eğitim daha da hayati bir hale, hayati hale geliyor. Çünkü kamplarda hayat durmuş gibi. Hani zaman durmuş, değil mi? Öyle. Zaman da durmuş gibi. İnsanlar da yok gibi. Hani etrafta kimse yok mu dediğimiz ana geliyoruz orada. O yüzden kente uyum aslında en çok eğitim başlığından geçiyor. Tabii eğitime erişimde birkaç en önemli sıkıntı var. Bir tanesi ekonomik durumdan dolayı çocukların çalıştırılması, çocuk işçiliği durumu. Bu en sıkıntılı durumdu. Buna dair mesela sahada çok ilginç iyi örnekler gördük. Hatta bu iyi örnekler öyle örnekler ki mesela sokaktaki çocukları toplayıp dünyada hiç görülmemiş, mesela Türkiye'de de pek görülmemiş, dini mekanlarda bilimsel eğitim imkanı sunan projeler, örnekler gördük. Mesela bunlar beni çok etkiledi. Etkileyen şeylerdendi. Çünkü bizde Türkiye'de mesela laik eğitim sisteminden dolayı çok fazla dini ve okul arasında, dini mekanla, camilerle okul arasında mesela ciddi bir ayrım vardır. Oraya giden sadece Kur'an öğrenir gibi böyle bir algı var. Bunun kırıldığı yerleri gördüm mesela sahada. Bu da aslında iyi örnekler kategorisindedir bence. Eğitimde şöyle bir şey yaptı Türkiye. İlk başta hem geçici eğitim merkezlerine girebildiler Suriyeliler, ki daha çok oraya girdiler. Hem de Türk okullarını tercih edebildiler. İki şans sunuldu. Ama Türk okullarını çok tercih etmediler. Sebebi ayrımcılık çok yüksek. Suriyeli öğrenciler girdiğinde bütün Türk ebeveynler tepki gösteriyor. Kayıt olmaları daha zordu, şartlar daha zordu. O yüzden çoğunlukla geçici eğitim merkezi. Geçici eğitim merkezleri genelde Suriyeli girişimlerle oluşturulmuş. Suriyeli STK'ların daha çok el verdiği bir yapıda. Yani müfredatında çoğu zaman Suriye müfredatı, Arapça bir
şey içerikte ve Suriye müfredatı da tabii Esad sonrası değiştirilmiş, modifiye edilmiş. Böyle bir de Suriyeli aileler de buralara göndermek istiyorlar çocuklarını. Bir de böyle bir motivasyon var. Hani belki onlar da geri döneriz diye düşünüyordu ilk başta. Sonra radikal bir şey oldu. 2 yıl önceki, işte Eylül ayında falan, birdenbire hayır bundan sonra geçici eğitim merkezlerini yavaş yavaş kapatıyoruz. O defter kapanıyor. Türk okullarına gidilecek dendi. Bu aslında hani benim bir araştırmada adına şok dediğim bir şey oldu. Yani çünkü herkes için şoktu bu. Yani kim için şok? Suriyeliler için zaten şok. Ama aynı zamanda Türk okullarındaki öğretmenler, eğitimciler, yardımcıları hepsi için şoktu. Çünkü bunun için bir adaptasyon süreci gerekir. Birdenbire radikal bir şekilde böyle bir şey başladı. Şu anda neredeyse tamamı kapatıldı. Şimdi bu bir çeşit bazı öğrencilerin, o geçici eğitim merkezine devam eden bazı öğrencilerin eğitimden uzak kalmalarına sebep verdi maalesef. Bunlar biraz sıkıntılı ilerliyor. Ama hani bir tarafıyla da hani diyorsun ki hani acaba bu bir çeşit entegrasyonun başlangıç işareti mi? Bu anlamda da okunabilir. Yani hani sonuçta Türk okullarında olsunlar ve Milli Eğitim. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu mezuna uzaktı. 2 yıl öncesinde düşündüğümüzde. Çok hızlı bir geçiş. Birdenbire Milli Eğitim Bakanlığı bu görüntü ki bu aslında bir yanıyla da Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Yani o 2016'nın öncesine baktığımızda Türkiye'de ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bir alanı boş bıraktı. Yani hani kontrolünün dışında bir eğitim veriyor. Evet, evet. Yani bu da bu da bize belki yeni bir yeni bir şey öğretti diyebilirim. Evet, evet. Yani böyle de bir şey olabilir mi? Şimdi ne olacak? Hani şu anda nasıl gidiyor? Şimdi sayılar üstünden çok ilerlenmeye başlandı. İşte şu kadar okullaşma oldu Suriyeliler için falan. Yani o sayıların gerçekçiliği konusunda çeşitli kuşkular var. Çünkü sadece kayıt Suriyelinin okullaştığını göstermiyor. Yani bu aslında biraz Türkiye'deki mevzu gibi. Yani özellikle çalışım çocuk işçiliği alanında gördüğümüz bir şey. Yani çoğu zaman sayılar belki orada ama hani o yüzden devamlılık çok önemli. Yani kayıt değil sadece devamlılığı takip etmek ve kimlerin dışarıda kaldığını. Çünkü bizim zaten hali hazırda böyle bir çocuk işçiliği mevzusu varken bir de üstüne böyle bir kırılgan var. Hem devamlılık hem de kalite. Tabii. Yani eğitim şimdi içeriği. Kapsayıcı eğitim dedik. Ne diyelim? Çok kültürlü eğitim nasıl olur? Farklılıkları yani, içerebilecek. Suriyeli geldiğinde sınıfa, sınıf ortamına, Suriyeli'yi, o Türk öğrencilerinde o farklılığını yaşatmadan bırakıyorsak orada bir sıkıntı var. Aslında o da gene tam istediğimiz bir şey değil. Yani bunun çeşitli ya da mesela diyelim ki sınıfın yarısından fazlası Suriyeli ise Türk çocuklarla iletişimleri nasıl? Yani bunun kurgusu çok önemli. Aslında bu işte tam da bizim zaten yaratmak isteyeceğimiz, eğitimin içeriğini değiştirmek, dönüştürmek isteyeceğimiz bir şey. Bu senin söylediğin şokla beraber çok daha hızlı bir biçimde yapmak zorunluluğu. Evet, evet, evet. Yani işte ana dilde eğitim mevzusu mesela yeniden gündeme geliyor. Ya da işte farklı ihtiyaçlar nasıl yaklaşmak lazım? Mesela eskiden Türk toplumu Almanya örneğine bakıp kendi çocuklarımız oralarda nasıl eğitiliyor diye böyle bir endişe içindeydi. Şimdi aslında kendi ülkemizde böyle bir durum var. Çok daha yeniden böyle düşünülmesi, yeniden programlanması gereken bir alan. Şimdi tam da hani Eğitim Bakanlığı falan da değişti. Evet, evet, hani evet. Belki yeni adımlar atılır. Yani bu kapsayıcı eğitimi çünkü önemli noktalarından biri. Hem işte etnik, dini farklılıklar ama aynı zamanda tabii işin sınıfsal, ekonomik boyutu da çok hayati. Ve burada daha kırılgan, daha zor şartlarda olan okullara belki daha acil bir takım araçlar, hocalara, öğretmenlere bir takım araçlar sunmak çok ne diyelim,
bir an önce bir şeyleri değiştirebilecek mekanizmaları sağlamak açısından bizim mesela mevsimlik tarımda çok yaşadığımız bir şeydi. Çünkü mevsimlik tarımın yakındaki okullardaki hocalar, öğretmenler çok zorlanıyorlardı ki şu anda oradaki sahada oldukça yoğun bir biçimde Suriyeli nüfusla da dolu. Yani üst üste binmiş bir takım dışlanmaları sınıfın içinde çözmek çok zorlayıcı oluyor öğretmenler için. Yani biz çok öğretmenlerden telefon aldık. Hatta birkaç öğretmen gene böyle proje yapmak üzere geldi devlet okullarından çoğunlukla. Çünkü gerçekten çaresiz kalıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onlar için ayrı bir... Tabii. Çünkü bu öğrenciler, Suriyeli öğrenciler hem yani göçmen öğrenci, farklı kültürden gelmiş bir öğrenci, aynı zamanda çok hassas, kırılgan. Bir kısmı yani, travmadan da geçmiş. Yani oldukça büyük şiddette şahit olmuş çocuklar ve nasıl onları entegre edeceği konusu hiç kolay bir iş değil. Ve bu sınıf ortamında nasıl yapılması? Çünkü öğretmenlerin böyle bir formasyonu yok. Evet. Şimdi biz mesela ilk Suriyeliler gelmeye başladıktan sonra mesela bizim üniversitede şöyle bir şey düşünmüştük. Türkçe konusu. Mesela Türkçe öğrenmek isteyen, çünkü Türkiye'de Türkçe dersi diye bir şey var biliyorsunuz. Evet, evet. ana dili Türkçe olmayanlara Türkçe öğretmek hani daha farklı bir şey ama Türkiye'de bunun bir uygulaması yok. Mesela Kürt bölgedeki Kürt öğrencilerin ilkokula başladıklarında büyük bir travma yaşadıklarını biliyoruz. Bunun hikayeleriyle etrafımız donanıyor. Ama Suriyeli bir çocuğun şimdi yani şöyle diyeyim, bir yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek Türkiye'de bir gelenek haline gelmemiş durumdaydı eğitim olarak. Şimdi böyle bir şey başlatılabilir mi diye çok düşündük. Ve böyle bir yabancıya Türkçe, bir yabancı çocuğa Türkçe nasıl öğretilir diye Türkçe kitaplar dizayn edildi. Bizim Türkçe Eğitim Merkezi'nde, Türkmer'de. Böyle bir materyal üretmek için uğraştık. Çünkü buna da büyük bir ihtiyaç var. Yani rehberlik hocaları da bu arada yani gene bizim başka çalıştığımız bir şeyde mesela bir hocaya 2000 öğrenci düşüyor. Şimdi 2000 öğrencinin düştüğü bir rehberlik hocasının hani bu konuda bir de bu kadar ağır şartlarda travma geçmiş, göç sürecini yaşamış bir çocuğa hani özel ilgisinin sınırları var işte. O yüzden belki belli açılardan bir takım gerçekten ne diyelim nasıl bu konulara yaklaşılması gerektiğine dair modüllerin oluşması, öğretmenlere bu tarz iç eğitimlerin verilmesi çok kıymetli ve bunların kente uyum sürecinin çok önemli bir ayağı olarak da. Çünkü çoğu zaman çocuklar kendileri çevirmenlik yapıyorlar. Yani anne babayla öğretmen arasındaki çeviri işinde çocuklar üstleniyor ki bu da ayrıca bir sorun. Zamanımız hızla ilerlediği için biraz da istihdamı konuşalım istiyorum. Çünkü o alanda da oldukça fazla sayıda araştırman da var önemsediğim bir noktada. Kente uyumda tabii hani tarımda zaten aslında bir kural yok. Tarım kuralının olmadığı bir şey ama geçici koruma statüsü altında belli tanımlanmış haklar var istihdamda. Ama yine burada da en çok karşılaştığımız enformallik yani bir tür kayıt dışılık. Senin yaptığın çalışmalar istihdam alanında ne oldu? En temel bulguların bize aktarmak isteyeceğin? Yani biraz önce dedik mesela eğitimde 2016 Eylül'de böyle bir büyük şey çıktı. Büyük kırılma şoktu. İstihdamda da 2016 Ocak'tı sanıyorum. Şeyin çıkışı. Çalışma izni Suriyeliler için çıkış. Yani neredeyse 5 yılı geçmiş bir sürede birdenbire çalışma izni çıktı. Ama çalışma izni almak o kadar da Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda iyi olduklarını düşünse de gerçekten hani sonuçta prosedür belki iyidir ama hani sonuçta ona erişilip uygulanmıyorsa bir sıkıntı var demektir. Uygulaması da bir takım. Yani STK'lar bile yakın dönemde ben de böyle birkaç STK kendi çevirmenler için bile alma konusunda zorlandıklarını aktardılar. Yani çalışma izni almak o kadar da kolay değil hala. Belli kesimler için biraz daha kolaylaştı gibi oldu. Mesela belli işte yabancı göçmenler için. Ama hala Suriye'nin çok çok küçük bir kısmı çalışma izniyle çalışıyor. Ciddi bir oranda %90'ın üstünde kayıt dışı çalışıyorlar. Ve şey fark etmiyor yani yüksek eğitimlisi mesela daha zor durumda çalışabiliyor. Yani çünkü yüksek eğitimliler kayıt dışı çalışmaya çok sıcak bakmıyorlar maalesef. Tabii ki maalesef demeyeyim tabii. Yok yani tercihleri tabii ki o yönde değil ama. Evet.
Şimdi böyle olunca iş epey karışmış durumda Türkiye'de. Yani aslında bir çeşit kayıt dışılığa göz yumma var. Yani bunu söylemek lazım. Bu göz yumma aslında Türkiye bir süredir kayıt dışı çalışma konusunda pozitif ilerlerken Suriyelilerle sanki, ama yani bu mevzu gene Suriyelilere Suriyeliler yüzünden oldu demek yanlış. Yani böyle bir emek gücü, aslında emek girişi oldu aynı zamanda. Şimdi bu emek girişinin nereye kaydığı önemli bir konu. Yaptığımız araştırmalar şeyi gösteriyor. O kadar da kişilerin işlerini elinden alan bir mekanizmada çalışmadığını bu durumun. Yeni iş sahalarının da açıldığını Suriyelilerle birlikte gösteriyor bize. Daha çok Suriyeliler kendi içlerinde çalışmayı seviyorlar bir de. Çünkü bu ayrımcılık ortamında mesela Türkiye'li esnaf Suriyeli esnafın kendi müşterisini almasını istemiyor kesinlikle. Ve Suriyeli esnafa Suriyeli müşteri gitsin istiyor. Şimdi öyle olunca böyle bir ayrım var. Pazarını yaratmak evet. gibi. Aynen, böyle bir Suriyeli etnik pazarı kuruluyor gibi görünüyor. Onun dışında bu göz yumma politikasının çok sıkıntılı bir tarafı var. Çünkü hani buna dair çözüm önerisi, yeniden hani bu kayıtlılığa geçmek ya da ben buna çünkü düzenlilik halde diyorum. Hani evet. göçte düzenlilik şöyle bir şey, düzensiz göçmen hani girişte sadece düzensizlik değil, yani girerken yasal yollardan girme anlamında değil, aynı zamanda kaldığı süre içinde de aslında yasal yollarla çalışma, yasal yollarla kayıtlı olma falan halleri gerektiriyor. Bunun düzenli hale geçmesi Türkiye'nin önemli bir göç siyaseti olmalı. O yüzden de istihdam boyutu önemli. Yani çocuklarını eğitim kurumlarına gönderebilmeleri için de istihdam mevzusu çok önemli. Bir de burada tabii toplumsal cinsiyet mevzusu giriyor. Şimdi şeyi fark ediyoruz. Kadınlar mülteci oluşla birlikte daha fazla iş hayatına girmeye başladı. Yani Suriyeli kadın. Yani Türkiye'dekine benzer bir şekilde aslında çoğu iş pazarının dışındayken, yani evde çalışırken, yani ev hanımı diyelim, mülteci olunca iş çalışmaya başladılar. Ama bunun da zorlukları var çünkü işte çocukları var. Eğer evde çocuğa bakacak birisi varsa ancak işe gidebiliyor o da. Şimdi bunun şartları, ama çocuğun okula gitmesi, gitmemesi durumlarıyla birlikte aslında bütün aile, çünkü Suriyeli mülteciler konusu diğer hani Irak, Somali, Afgan mültecilerden biraz farklı olarak hep aile ekseninde. Yani bir aile olarak göç ediyorlar. Onu da altını çizmek lazım. Diğerleri çünkü hani bizim bildiğimiz hani göçmen işçiler gibi birazcık. Biraz daha tek geliyorlar, sonra aile geliyor gibi paternler var, örüntüler var. Ama Suriyelilerde ciddi bir hani işte biz buna şey diyoruz ya, kitlesel akınla geldiler. Aslında bunun bir özelliği de bir akut bir mülteci hareketi oluşuyla birlikte aslında bir aile hareketi. Her ne kadar aileler parçalanabilse de bu yolculuk yani sırasında. Yani ailenin tamamı gelmese de evet. ya da kayıplar olsa da. Ama toplamda bir aile resmi var. Şimdi bu da aslında mültecilik çalışırken hani farklı toplumsal boyutları analiz etmemizi gerektiriyor. Şimdi mesela bu istihdam boyutuyla ilgili yine altını çizmek istediğim bir konu da şey, iş kazaları. Şimdi kayıt dışı çalışmak maalesef birkaç şeyi birden tetikliyor. Bir tanesi ayrımcılıklar artıyor. Maaşı alamama mesela. Çalışıp ondan sonra sonunda ücretini alamama. Ya da bunların çok daha sertini de Suriyeliler yaşıyor ki yasal bir hak arama süreçleri çok daha dışında yapamıyorlar. Aynı şey iş kazası evet. durumunda. Yani her şey pozitif giderken patronunuzla çok iyi anlaşabiliyorsunuz. Hatta o size iş evinizi, kiralayacağınız evi falan buluyor. Oldukça yardımcı oluyor gibi görünürken birden bir iş kazasında yollar tamamıyla ayrılabiliyor. Yani bizim sahada gördüğümüz ciddi örnekler var. Bu sadece Suriyeliler için değil, diğer mülteciler için de geçerli.
iş kazası durumu çok kritik ve Suriyelilerin çok başına gelmeye başladı. Giderek de artacak gibi görünüyor. Ve bu durumda çok daha fazla çaresizler. Hı hı. Çünkü kayıt dışı çalıştıkları için tamamen yalnızlaşıyorlar. Evet. Aslında şey gibi koymak önemli geliyor bana. Yani enformal iş gücü, kayıt dışı iş gücünün bu kadar yaygın olması Türkiye'de hem çocuk işçiliği açısından hem işte iş alanındaki kazalar açısından, hak aramalar açısından hepsini çok daha kırılgan hale getiriyor. Ve daha önce de var olduğu için hani bunun bence en önemli tarafı hani işin meşruiyeti o kadar çok sorgulanmıyor. Çünkü zaten daha önce yapılmamış bir şey değil. Yani enformallik çok yaygın bir biçimde olan bir durum olması diğerlerine de yapılmasını meşru gösterebiliyor. Daha az. Çünkü bu benim hani kafamda özellikle çocuk işçiliği bağlamında hani nasıl oluyor da kabul edilebilir algılamaya çalıştığımızda hani gördüğümüz bir şey. Çalışma koşulları zaten enformallik zaten çok daha yaygın bir süreç. Evet. Bu kente uyumun önemli bir noktası da bütün bu anlattığımız çerçeveler aslında insan hakları açısından yani mülteci hukuku aslında insan haklarının çerçevesinde gelişmiş, büyümüş bir hukuk. Bildiğim kadarıyla insan hakları kent projesinin mülteciler ayağına danışmanlığını yürütüyorsun. Bizim de hani programımız çerçevesinde şehir hepimizin bağlamında bu çok önemli geliyor bana. Biraz açıklayabilir misin? Proje ne? Mültecilerin şehre entegrasyonu, çünkü biz eğitim ve istihdamı konuştuk ama aslında şehir dediğimiz birçok başka alanı da içeriyor. Mekansal kullanımdan işte kent hakkı dediğimiz alanlara. Hani nasıl bir proje ve sen nasıl görüyorsun genel olarak? Bu proje Rob Wallenberg Enstitüsü'nün yürüttüğü bir proje. Şöyle belediyelerle, yerel yönetimlerle çalışılan bir proje. Ve üniversitelerde bu şeyin içinde, üçgenin, üniversitelerden danışmanlık hizmeti alınıyor. Farklı başlıklar var. Neler var? Yaşlılık, çocuklar, kadın, engelliler ve mülteciler konusu yeniden özellikle Türkiye örneğinde de çok gerekli olduğu düşünülerek bu başlıkta bu insan hakları çerçevesindeki temalara eklendi. Ben de bu konuda bir danışmanlık veriyorum. Üstüne çalışıyorum. Bir yerel yönetimin insan hakları göstergeleri mülteciler anlamında nasıl olmalıdır? Yani mülteci dostu bir belediye nasıl olur? Üstüne biraz hem göstergeler hem mevcut durumu değerlendirme hem de idealde ne olması uygun düşeri araştıran bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Yani aslında bu diğer bütün saydığımız diğer başlıklar için de geçerli. Yaşlılık, çocuk, engellilik, kadın gibi. Bunlar aslında birbiriyle de çoğu zaman kesişiyor. Evet. Yani hani tek başına değil, işte toplumsal cinsiyet ve mültecilik, çocuk ya da mültecilik gibi birçok alan birbiriyle kesişiyor. O zaten kesişimsel alanlara çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef bizde böyle bir, hayır ben sadece buraya bakıyorum diye aslında böyle bir şey var. Aslında sosyal bilimin şeylerinden biri artık, zaaflarından biri haline geldi. Çünkü giderek uzmanlaşma arttıkça birbiriyle konuşamaz ya da konuşturulamaz noktaya geliyoruz. Ve bilgi üretimi de biraz böyle ama o zaman da anlamı bazen kaçırabiliyoruz. Evet, yani o birbiriyle ilişkisellikler çok bazen çok önemli şey veriyor bize. Mesela çocuk, engelli, mülteci mesela. Hani bu kısma bakacak mecaliniz kalmıyor. Sadece mesela çocuğa odaklandıysanız ya da sadece mülteci. Ama öyle olmamalı işte. Yani o kesişimsellik yerlerinde çok daha kırılgan durumlar var. Onları analiz etmek, onlar için i̇şte öyle bir alanda yapmak. Da aslında mekan ve kent çok hayati oluyor. Çünkü tam da bunun üzerinden okunabiliyor. Yani o kentteki coğrafi alanın, mekansal alanın, karşılaşmaların nerede olabildiği, nerede olamadığı, kimler dışarıda kalıyor, kimler işte bazı alanları kullanabiliyor ya da kullanamıyor mevzusu. Evet, ne güzel söylüyorsun. Aslında yani bu hani sizin programın şehir hepimizin başlığı aslında tam buna uygun. Yani biz de mesela şimdi belediye kanununa bakıyoruz. Hani mülteciler nereye girer? Çünkü şimdi ilk başta yazılan metinlere baksın. Hep vatandaş denmiş. Halbuki yani vatandaş değil, şehir hepimizin. Aslında yani tam hani, zaten günümüzün yani bunları tartışırken de şeyin hakkını vermek lazım. Yani bu sadece buranın tartışması değil. Bu dünyanın şu anki tartışması. Bütün ülkelerin, bütün vatandaşlık rejimlerinin bir tür sınavdan geçtiği bir durumun içindeyiz. Ön yargılarla herkes yani her ortamda aslında tekrar tekrar karşılaşıyoruz. O yüzden de yani bu kentler üstünden insan hakları
mı düşünerek kentlere bakmak, mekanlara bakmak, vatandaşlık rejimlerine bakmak çok hayati geliyor. Bildiğim kadarıyla bir de bir yaz okulu projeniz vardı böyle farklılıkları içeren. Belki onu da anlatarak toparlamaya çalışırız. Bir günde bitecek bir şey değilmiş. Yani bir programdan fazla malzememiz var ama en azından onu da bir söyleyelim. Çünkü şeyi de çok hayati olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuşmaların çoğu şu an kendi gerçekliğimize referanslı olsa da birçok farklı ülke ya da birçok farklı örnekle tartışabileceğimiz malzemeyi içeriyor. Yani bu sadece buranın sorunu değil cümlesi aslında insan hakları evrenselliğiyle de çok örtüşen bir şey. Yani artık küresel bir mevzu diyelim. Evet. Evrensel diyorduk artık küresel. Evet. Şimdi biz bir Temmuz başı bir yaz okulu düzenledik. Uluslararası bir yaz okulu. 25 farklı ülkeden 60'ın üstünde öğrenci geldi. Ki bu zamanda biliyorsunuz Türkiye'den yurt dışından pek fazla ne akademisyen ne öğrenci gelebiliyor. İki haftalık bir yaz okulu düzenledik. Bu yaz okulunda genel başlık hareketlilik, göç, mültecilik ve yabancı düşmanlığı üzerineydi. Bu proje yani yaz okulu bir proje Alaaddin'in kapsamında desteklendi. UNESCO işin içinde. Ve her farklı ülkeden gelen öğrencileri özel gruplara böldük. Yani sabahtan ders, akademik içerikli dersler işlendi. Öğleden sonra da workshop yapıldı ve kendilerine proje ürettiler. Üniversite öğrencileri genellikle master ya da hani senior öğrenci diyeceğimiz öğrenciler. Ortak projeler yaparak hani bu konuda nasıl ilerlenebilir üstüne fikirler geliştirdiler. Önemli olduğunu düşünüyorum böyle ortamların. Yani farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birlikte bu küresel sorunu değerlendirme platformu bulmaları açısından önemliydi. İlk gün büyük bir açılış konferansı yaptık. Yani o da bence son dönemde fazla gerçekten Türkiye'de uluslararası konferans anlamında çok fazla iş yapılmadığını düşünürsek o anlamda iyi bir çalışma oldu. Yani bu konu mesela Avrupa kendisine şöyle bir hani bu mülteci krizini kendine alıyor bazen. Yani bizim krizimiz diyor. Bir tarafıyla Avrupa Birliği'nin krizi gerçekten göç başlığı ve mülteciler. Ama bir taraftan da şu anda birçok ülkede, dünyanın farklı yerinde bu mültecilik mevzusuyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bu sabah bir yerde okudum. Gene hani böyle bir şey lazım aslında. Dünya ölçeğinde bununla yeniden yüzleşmek lazım. Yani 1951'de, ondan önce İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hani bu konu gündeme geldi. Haklar bağlamında yükseldi. Ama şu anda yaşanan kriz insanlık krizi gibi. Ve hani biraz önce de dedik hani bu giderek çoğalacak. Yani iklim mevzusu mesela önemli bir başlık. Hani oraya şu an çok giremiyoruz ama iklim nedeniyle göçler artacak, mültecilik artacak. Ve hani dünya ölçeğinde bu başlıkta genel bir yaklaşım olması lazım. Ama şu anda ondan uzaktayız. Bir de şey çok bana ilginç geliyor. Yani iklimle ilgili mevzuda da hani direkt olarak şu oldu ve bu göçe yol açtı gibi bir direkt okul ilişkisi kurgulanmak zorunda değil. Yani Suriye'de yaşananla ilgili de mesela iklimin ne derece rolü oynayıp oynamadığı, birebir rolü var mı yok mu tartışması yapılan bir tartışma. Ama aslında iklimdeki genel değişikliğin yarattığı ve özellikle kırılgan gruplara etkisi çok önemli. Çünkü işte tarım dönüşüyor, kuraklığın etkisi ya da selin. Yani kimler kaçabiliyor, kimler daha yaşanılabilir alanlara gidiyor ve kimler göçmen haline geliyor. Bütün bunlar gerçekten de yüzleşmemiz ve düşünmemiz gereken gelecekte. Aslında çok da gelecekte değil. Yani bugünün bizim masamıza koyduğu soruları. Çok teşekkür ediyorum. Yani bir sürü daha tartışabileceğimiz nokta var. Belki şeyi söylemekle bitirelim. Yani sen nasıl toparlamak istersen. Hani Suriyeli mültecilerin aslında kente uyumu üzerine düşünürken kendimiz de nasıl kentlerde yaşamak istediğimizi, hayalimizdeki kentleri de bir biçimde kuruyoruz. Yani sadece mültecilerin o kente uyumu değil, aslında bütün farklı kesimlerin kentte beraberce daha iyi yaşayabileceği, daha çok karşılaşmaların olabileceği ve özellikle işte göçmen karşıtlığını da içeren ama sadece onunla da sınırlı olmayan
işte ön yargılarla belki yüzleşmenin daha kolay olabileceği, çünkü bu işte kontak, temas mevzusunun daha fazla olduğu alanlar çok önemli. Hani bu anlamda böyle bir kente dair senin kafandaki nasıl bir kentle ya da senin kafandaki böyle bir şehir, mültecileri, farklı grupları içeren bir şehire dair söylemek istediğinle toparlayıp bitirelim bugünü. Yani artık yaşam kentte dönüyor diyebiliriz. Yani ve kent bizim evimiz. Bu evin nasıl olacağı konusunda herkesin katılımcı olması gerekiyor. Yani burada yaşayan herkesin. Kim olursa olsun. Buraya bir gün yolu düşmüş birisi bile olsa bu kent için bir şey söyleyebilmeli. Onun gördüğü başka bir şey olabilir. Ve hani bizim hep birlikte bu algıyı çoğaltmamız lazım. Maalesef bizde şöyle bir şey var. Daha yukarı ölçeklere bakıp kendi yaşadığımız mahalle hakkında bile bir adım atabilecek durumda değiliz gibi görünüyor. Böyle olmamalı, tam tersi. Yani sokağımızda, caddemizde, mahallemizde o otobüs niye o rotadan geçerek dönüyor diye bir sorgu sorgulamak gerekiyor. Ya da hani minibüsler gerçekten olmalı mı? Taksiler niye böyle? İşte bu insanlar niye çöplerini şuraya atıyorlar da buraya atmıyorlar? Ya da niye böyle bir ayrışım var? Birazcık herkesin bunu yeniden gündemine alması gerekiyor. Hani bu sanki gündelik hayatı aslında hep birlikte çoğaltmak gibi bir şey. Şehir ancak böyle mümkün gibi. Yani ayrışarak, paralel yaşayarak hem Türkiye'yi de kutuplaştırdığımız gibi şehri de gayet güzel ayrı ayrı yaşayabiliyoruz. Ama bu böyle olmamalı. Yani İstanbul'da şu an dediğimiz gibi sayı 500 binin üzerinde ve kimler günlük yaşamında karşılaşıyor, kimler karşılaşmıyor bence çok önemli bir soru. Evet. Herkesin sorması gereken, aynı şekilde tabii Türkiye'nin diğer illeri içinde, büyük illeri içinde özellikle. Çok teşekkür ediyorum Ulaş. Teşekkür ederim. İnşallah sağlıkla minik, ne diyelim, minik can diyeceğiz. Minik canımızı kavuşuruz. Çok teşekkürler. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.